Sizlerle baş başadan herkese merhaba. Bu ikinci programım, sizlerle baş başa adı altındaki ikinci programım. İlkini çarşamba günü yapmıştım. 30 dakika ve diğer formatlardaki yayınlarımla alakalı sizlerle sağlıklı diyaloğa geçmek amaçlı bu yayınlara başladığımı söylemiştim. İlk yayın oldukça ilgi gördü. Teşekkür ediyorum. Yorum sayfasına baktım. Pek çok sizlerden gelen mesajlar var. Bu mesajları önümüzdeki sizlerle baş başa programlarında teker teker elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bu program sizlerle aramızdaki sağlıklı diyaloğu sağlamış olacak. Ama bugün konuşacağımız konu 30 artı dakika. Biliyorsunuz bugün cuma, günlerden cuma, 30 artı dakika günü, ama bugün 30 artı dakika yok. Bugün sizin karşısına yalnız çıktım. Doğan Ertuğrul ve Adem Yavuz Aslan şu anda bizlerle birlikte değil. Bugün bu programda 30 artı dakikayı konuşacağız. 30 artı dakika nasıl başladı ve bugünlere nasıl geldi? Sizlerin ilgisi neydi ve kamera arkasında neler yaşandı? Evet, baştan sona 30 artı dakikayı konuşacağız. Bu yayının sonunda da 30 artı dakika devam etmeli mi, etmemeli mi? Etmeliyse nasıl devam etmeli, bunu size soracağım. Geçen cuma günü 30 artı dakikanın 100. programıydı. Dilek olay 100 yayındır karşınıza çıkıyoruz her hafta. Bu aşağı yukarı ortalama 2 yıl ediyor. Bu 2 yıl içerisinde, yani 100 program içerisinde kolay kolay yayınlarımıza ara vermemeye çalıştık. Seyahatlerimiz çıktı. Seyahatlerde bile yanımıza cep telefonumuzu aldık ve ekranların karşısına geçtik ve 30 artı dakikayı yaptık. Evet, işimizi ciddi tuttuk, hiç ara vermemeye çalıştık ama sizler de yoğun ilgi gösterdiğiniz 30 artı dakikaya buradan tekrar bunun için teşekkür etmek istiyorum. Aslında programa başlarken biraz şu endişelerimiz de vardı. 30 artı dakika dedik. Artının artık sınırı yok. Nereye kadar gider? Baktık ki 2 saate kadar gidiyor. Bu aslında YouTube mantığı açısından doğru bir tercih değildi. Çünkü YouTube mantığı, YouTube izleyicisi ortalama 15 dakika, dünyadaki ortalaması 15 dakika insanlar bir YouTube videosu izliyor. Bu oran Türkiye için de bu geçerli. Biz bu 15 dakika değil, yayınımızı 2 saat yaptık. Dolayısıyla bu 2 saat içerisinde insanlar sıkılır mı, sıkılmaz mı? Baştan endişelerimiz vardı ama öyle olmadığını gördük. Bunu nereden mi biliyorum? Bir reytinglerden biliyorum. Oldukça yüksek reyting oranlarıyla 30 artı dakika bugünlere geldi. Ve bir de yorumlara baktığımızda yorumlardan sizlerden pek çok övücü ve teşvik edici mesajlar geldi. Tabii her zaman övücü, teşvik edici mesajlar yoktu. Ciddi hakaretler, tehditler de vardı. Malum çevrelerdendi bunlar. Tabii ki bu hakaret ve tehditler bizler için şevk oldu. Demek ki doğru yoldayız dedik. 2 saatlik bu blog programın reytingi minimum bazı haftalarda 80 bin olurken bazı haftalarda 150 bin, 180 bine çıktı. Bu olağanüstü bir rakamdı YouTube mantığı açısından baktığımızda. Sizlerden gelen talepler oldu. 30 artı dakikayı 2 saat boyunca izlemekte fırsatımız olmuyor. Bunları böler misiniz dediniz. Biz de bu her 30 artı dakikayı konulara göre böldük. Bölünce de toplam rating oranı çoğu haftalarda 200 bini buldu. Bu ciddi bir rakamdı çünkü emsal diğer YouTube programlarına baktığımızda, politika konuşulan diğer programlara baktığımızda en yakın diğer emsal programların aşağı yukarı 2-3 katı bir ratingdi bu. 30 artı dakika programın içerisine zaman içerisinde haftanın incilerini de yerleştirdik. O ayrıca bir 20 dakika, yarım saatte süre alıyordu. Bu 30 artı dakika içerisindeki haftanın incilerinde nükteler vardı, şakalar vardı, lafı gediğine koymalar vardı. Sizler tarafından da oldukça sevildi. Haftanın incilerinin ciddi müdavimleri oldu. Evet, bu haftanın incilerinde eğlendik, güldük ama yeri geldi 30 artı dakika içerisinde bizleri duygulandıran olaylar da oldu. Yeri geldi birbirimize takıldık, Doğan Ertuğrul ve Adem Yavuz Aslan'la birlikte yeri geldi tartıştık. Pek çok konuyu elimizden geldiğince tarafsız bir şekilde tartışmaya çalıştık. Evet, şimdi sadede gelelim. 30 artı dakika programı devam etmeli mi, etmemeli mi? Devam edecekse nasıl etmeli? Peki diyeceksiniz ki bu nereden çıktı? 100. programdan sonra Doğan Ertuğrul ve Adem Yavuz Aslan'la birlikte bir araya geldik.
kafa kafaya verdik ve bundan sonrasını konuştuk. Bu konuşmamız sonucunda 100 programdan sonra kendimizi yenileyemediğimizi, tekrara girdiğimizi, yeni bir şey ortaya koyamadığımızı gördük. Ve bu sebeple sizlerin sıkıldığınızı ve beklentilerinizi karşılayamadığımız düşüncesi bizde hasıl oldu. Evet, 30 artı dakikanın reytingleri yüksekti. Sizlerden oldukça olumlu mesajlar geliyordu ama beklentileri karşılıyor muyduk, karşılamıyor muyduk? Ama en azından 30 artı dakikada kendimizi yenileyemez isek ve programı bitirecek isek en azından işi tadında ve zirvesinde bırakalım dedik. Ve şöyle bir karara vardık Doğan Ertuğrul ve Adem Yavuz Aslan'la birlikte. 30 artı dakikayı bir süre ara verelim. Düşünelim. Programa nasıl bir yenilik katabileceğimizi düşünelim. Bu monotonluğu nasıl kırabileceğimizi düşünelim. Düşünelim ama bunu sizlerle birlikte düşünelim istedik. Dolayısıyla bu programda, bu baş başa, sizlerle baş başa programında 30 artı dakika ile alakalı tamam mı, devam mı? Devamsa nasıl devam etmeli? 30 artı dakika devam etmeli mi, etmemeli mi? Nokta mı koymalı, noktalı virgül mü koymalı? Eğer devam edecekse nasıl devam etmeli? Yeni neler getirebilmeliyiz? Bütün bu tekliflerinizi işte bu programın altındaki yorum kısmına lütfen yazın. Doğan Ertuğrul, Adem Yavuz Aslan ve ben bu yorumları okuyacağız, düşüneceğiz, tartışacağız ve bir süre şimdilik ara vereceğiz. İşte 30 artı dakika devam edip etmeyeceğini önümüzdeki günlerde tartışarak, konuşarak karar vereceğiz. Sizlerle baş başa programın sonunda sizlere de bir sürprizimiz var. 30 artı dakika olarak 100 program boyunca, 2 yıl boyunca kamera arkasında neler yaşandı, neler oldu, neler bitti. İşte sizler için hazırladığımız o arka plan, kamera arkasını, 30 artı dakikanın kamera arkasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Evet, 30 artı dakikaya bir süre ara veriyoruz. Okey. Tamam. Doğan sen hazır mısın? Hazırım. Benim kadrajım falan düzgün mü? Ben değişiklik yaptım. Sandalyeyi falan değiştirdim. Sen hep böyle Çok iyi oldu. Falan filan diyordun. Harika oldun. Harika oldu. Abi cüce gibi duruyordun ya. Hep alttan böyle. Doğan bakayım ve sen de iyi. Tamam. Doğan da güzel. Hepimiz iyiyiz şu anda. Tamam. Tamam. Okey. Hadi bakalım. Haydi gördüm ben de. Evet, 30 artı dakika başlı. Ona rağmen Adil Öksüz'ü tutuklamıyorlar. İtirazı da reddediyorlar. Ona rağmen tutuklamıyorlar. Fıldır fıldır geziyor. Ve 2 yıl sonra bir şey öğreniyoruz. Bir dakika, Adem arkandan düştü. Arkandan şey düştü. Bir saniye. 2 sene sonra şunu... Adil toparlayacağız arkadaşlar. Bağlıyoruz. Açlıkla ölüyorum artık. Sen abi, ben de ölüyorum ama benim yiyecek vaktim olmayacak sabaha kadar. Duadim de montajcı bulayım. Ya ben bir iki cümle söylemek istiyorum. Adil Öksüz bahsi dışında. Tamam. Dur. Ben son cümleleri alacağım. Ona göre hadi bitirelim. 5 dakikayı bitirelim. Adem şimdi sana... Ben başlamışken bitireyim istersen. Tam sözünü bitir. Ondan sonra son sözleri alıp bitiriyoruz. Tamam. Yani Adil Öksüz'ün ismi... Şimdi ben bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Bir aç kapa yapacağım. Onu bir dakika hemen geliyorum. Evet, kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz. Burada ekleyip bir şey söyleyeyim. Yürüdük mü yani bilmiyorum da. Heh, buyurun. Şu anda kayıttayız. Okey. Bütün bu tartışmalar olurken Tarım Bakanı nerede bilen var mı? Bu arada 3 saat 20 dakika vardı. Ya 3 saat 20 dakika diyorsun. Benim kaç 8-10 saatim var daha ve gece 2 saat uyudum. Adem, böyle normal bir ülkede oruç tutuyorsun, konuşuyorsun bir de. Biz ne yapalım ya? Allah'ım. Yani gece saat işte 9.30'larda şu an için vakit giriyor. Ramazan'ın sonuna doğru 10 olacak. Neyse, kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Bu arada. Ya öksürük bir girdi çıkmadı bir daha. Evet, şimdi biraz önce Doğan sen de söyledin, bu sanatçılar meselesi var. Arka plan kullanırız. Bakayım kedine.
Babacığım. Annem. Bence bak. Bak onun da yeşil perdesi var ama girip sakın devirme, tamam mı? Perdeleri rahatlar. Ha, seninkini abi deviriyor, tırmalıyor, mırmalıyor. Abi büyüdü artık. Bir de bu var ya. Bir buçuk yaşındaydı. Bunların ikisi kardeş. Bunlar ikisi bir buçuk yaşında. Abi bu acayip iştahlı. Kocaman oldu. Yani duyuramıyoruz hanımefendiyi. Sürekli bir yemek mevdasında. Sen yemek artığı veriyor musun? Yoksa sadece mama mı? Mama veriyorum. Ha şöyle, yemek artığı da veriyorum. Şundan veriyorum. Mesela biz yemek yerken gelip dalıyor. Ben ne yiyorsam kenarından tabağına veriyorum bunun. O yiyor. Hiç umurunda değil. Kedi milleti sofraya dalmaya meraktır. Çıkıyor mu masa üstüne? Onda nasıl? Doğan hazırım diyor. Tamam. Niye görmüyoruz? Açık değil ama gelmedi şimdi. Dedüş. Doğan'a hala kedi aldıramadık ya. Evet evet. Abi ben şu kanaata geldim. Artık bir ev kedisiz olmaz arkadaş. Tabii canım, kedisiz ev olmaz, öyle bir şey yok. Olmaz yani. Evet, ben de o kanaattayım artık. Doğan'a bir kedi aldıramadık henüz ama. Alacağız. Evet. Abi kedisiz ev olmaz abi. Kedisiz ev olmaz abi, söyleyeyim sana. Yani, kesinlikle. Yani bu konuda net netim yani. Kedisiz ev olmaz abi. Kedi evin bereketi çeşididir abi, bak. Ne kadar yorgunumsan onu, gel şöyle biraz mıncıkla, biraz sana mırmır etsin. Böyle mırmır ses çıkarttı mı, beni sev anlamına gelir o. Hadi bakayım. Bir dakika. Ama bir burada dakika. Şunu... Adem, ben şu şeyi değiştireceğim, pilini değiştireceğim, bir saniye. Adem, sözünü unutma. Şeyden zor ya. iPhone üzerinden bağlanmak zor. Bak, pilin bitmesin ha. Ona bakıyorum işte. Arama gelmesin, pil bitmesin diye. Abi o şeyi al. Uçak modunu al. Wireless'ini aç. Yani arama gelir örtü. Bak Adem neler... Uçak modunu açınca wireless nasıl çalışacak abi? Çalışır abi. Wireless uçak modunda çalışır. Tabii. Çalışır. Ben bile biliyorum Doğan. Yapma ya. Yapma böyle şey. Ya. Benim yaşam sevincimsin. Benden bile kötü birileri var bu teknolojide diyorum ya. İyi, şu ana kadar gelmedi. Gelirse uçak modunu alırım. Sonra Erdoğan gibi olursun. Böyle FaceTime'da görüşürken ekranda Nuh Yılmaz yazar böyle. Evet, değil mi? Sözün. Evet. Sağlam bir şeye benziyor. Ne öyle? Havanı attın bize. Yok ya şey. Yok ya şey. Yok ya, uyduruk bir tripod. Abi seçenekler üretmeye çalışıyoruz. Sonuçta işimizi ciddiye alıyoruz yani. Ne yapalım? Evet. Ne diyorduk şey? Bir dakika, ben kayda girdim. Evet. Adem, söz sende. Fakat biz engineer'e geçelim mi arkadaşlar artık? Geçelim. Hemen geçelimse ben sizden izin isteyeyim. Telefonum daha çünkü benim. Diğer telefonuma aktarayım. Bana bir dakika izin verin. Tamam. Tweetler orada. Oradayız. Ondan sonra. Abi burada gündemler vardı ama onlara giremedik artık. Neyse, olduğu kadar. Değil mi? Yani tamam, okey. Sorun yok. Ben yine hızlı sayarım. Ya incilerin içine sokma, inci değilse. Abi o zaman hemen inci öncesinde birkaç tane söyleyeyim. O zaman ben sana pas atayım. İnci öncesi ara, tamam. Gene var mı diyeyim. Sen ama tıkır tıkır geç. Şu anda var. 1 saat 17 dakika tamam. Oldu. Tamam abi. Hemen hallediyoruz. Merak. Abi izleyici şikayetçi değil, memnun. Ya millet gene diyor ya. O abicim 2 saat geberiyoruz diyor millet ya. İzliyoruz da diyorlar ama. Tamam abi işte yani o... Adamlara ellerine hazır şeyi getiriyoruz. Yani adam bu programı izlediği zaman gazete televizyon okumasına gerek kalmıyor. İzlemesine gerek. Yani, rahat rahat her şey önüne geliyor çünkü. Elinin altında olacak işte. Avucunun evet. İçerisinde. Doğan da ikinci telefona ha. Çift silahla şey yapan şey gibi, kovboy gibi. Bir şey gönderiyor mu? Hadi abi, 12.30'da randevum var, hadi abi. Neyse, Allah'tan 5 dakikalık bir mesafede. Bende bayağı sıkı inciler var. Diyorsun. Tabii. Hayatın kendisi tamamen inci ya. Türkiye tamamen evlere şenlik bir olay ya. Aslında bu programın adına 30 artı dakika altının konuşulmayanları değil de inciler desek bile A'dan Z'ye inci abi. Ülkedeki her şey inci. Abi bir de
Bunun dışında bir gün bir vakit belirleyip şöyle bir üçlü fikir teatisinde bulunalım. Biraz şahsi bir fikir. Programın sahibi sensin de ben fikir olarak söylüyorum. Programa biraz değişik neler yapabiliriz? Tek düzeliğe düşmeden nasıl ekstra bir şeyler koyabiliriz? Bir kafa yoralım bir ara. Bunu kafa yoralım, evet. Ben onu bir ara yani, konuşalım. Çok, evet, çok rutine binmesin. Format, tarz hep aynı olmasın. Arada yenilikler yapmak lazım. Haftanın kazananı, kaybedeni, haftanın lavuğu dosyalar falan. Dosyalar mı açalım, başlıklar mı açalım? Hı-hı. Yani ne bileyim, değişik şeyler üretilebilir yani. Şeyler çıkabilir. Tabii. Denenebilir. Alternatif şeyler çıkartılmak lazım. Çünkü tek düzeliğe de girmemek gerekiyor. Evet, hazırım. Bak, görüntün iyi değil. Yani önceki, bu iPhone değil mi? Aynı iPhone. Aynısı. Değişen bir şey yok abi, tabii. Biraz şey mi oldu ya? Işık. Neyse. Aynı iPhone. Hadi, ben kayda giriyorum. Evet, kayda giriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi incilere girmeden önce Adem, her zaman olduğu gibi rutin. Of. Çok iyi değilim ben. Ama çok iyi izlendiğimizi söylüyorlar. Yani kim gören herkes abi programı izliyoruz diyor. Ve çok yoğun bir izleyici kitlemiz var. İlginç bir şekilde. Enteresan. Güzel inşallah mıdır? Ölüyorum. Evet. Abi ben sana... Bir saat olduk herhalde Erkan. Evet, şu anda devam ediyor. 40 dakika. Evet. Şimdi Ahmet'in evet, şeyine geçelim buradan. Orada şimdi sen bir parantez açtın ya. Evet. Evet, hadi başlayalım. Ama ben yalnız Doğan'dan geçerek sana geleceğim bu Ahmet'in meselesinde. Adem sus da abicim ya. Car konuşuyorsun ya. Ya ben tamam, ben o mevzuya çok girmeyeyim istersen. Adem yok, devam et. Başka mevzulara gireceğiz. Adem, o zaman sen buna kısaca gir, çık, başka konulara gireceğiz. Evet, tamam. Şu anda devam ediyoruz. Adem sen şimdi bu... bir dakika. Evet, şimdi tekrar başlıyorduk. Evet Adem, sen şimdi parantezi açtın ama oradan devam edelim. Peki arkadaşlar. Şimdi şey diyeceğim, vakit çok ilerledi. 1 saat 15 dakika. Adem, senin bu başvuru çarkını okuyuculara şeyine bırakalım. Abi hayır, bence iki cümle de olsa söylemem lazım. Tamam. Neye? O zaman ben hem yazıya başvurunun büyük çarkını, o zaman ben hem yazıya link yapacağım, şimdi mevzu edeceğim. Sen ama 2 dakikada olayı toparlarsan incilere gireceğiz artık. Tamam, okey. Ama Amerika'da S-400'e falan hiç gelemedik. Adamlar resmen tehdit etti ya. 1 saat 15 dakika ya. Tamam, çok hızlı anlatırım hadi. Evet, kaldığımız yerden gene şimdi devam ediyoruz. Evet Adem, şimdi sen bu hafta 7/24 haber sitesinde bir yazı yazdın. Cumhurbaşkanı'nın yaş toplantılarına katılma hakkı yoktur. Yani yasal olarak başbakan başkanlığı vesaire, bir sürü soru işareti var. Ama başvuru röportajları... Doğan gitti. Bir dakika, Doğan gitti. Dur. Abi izlemediyseniz izleyin ya. Sabredin 3 saat izleyin. Yani adam... Adem, skandal ötesi ya. Son cümleni söyle ve bağla tamam. Artık. Sus artık diyorsun. Ay, şimdi abi. Ekranda bunu bana söylettiremezsin. Bana dayak at giydireceksin, biliyorum. Sus artık diyorsun. Tamam, susuyorum. Konuşmuyorum. Burada o kadar çalışıyoruz. Bak önümde 15 tane kağıt var. Dersimize çalışıyoruz abi. 8 kağıt var. 8 sen daha çok. Yani biz işimizi ciddiye alıyoruz. Çalışıyoruz. Arayayım mı o zaman? Bir ara sen ya. Niye böyle diyorsun? Ne diyor, ulaştın mı? Ulaşılmıyor. Bu adamın ne olmuş olabilir? Telefonun şarjı bitti desek. Oradan. Bak bu da ilginç. Yani aile boyu, sülale boyu kurtulmuşlar. Ve meşhur Yeliz. Ben... Bir dakika, Doğan ayrıldı. Doğan'ı bekliyoruz. Şunu aç kapa yapayım. Doğan geldin mi? Daha gelmedi mi Doğan? Doğan nereye gitti ya harbiden? Ya başta da ona bir problemi oldu bile. İnternet gitti. Biz bu teknik altyapıyla abi canlı manlı çok zorlu.
Ne oldu ya? Niye gitti? İnterneti düştü. Ya da video şeyinin pili bitti belki. Nasıl ya? Skype bitti demiş. Mesaj mı atmış? Güncelliyorum demiş. O zaman dur ben kendime bir çay alayım. Bardağım da nazara geldi. Hani dediğiniz kafi bardağım vardı ya. Millet daha da vardı. Üçlü kırıldı. Abi. Uyuyordu garibim, uyandırdım. Diyordur lan ben uyuyordum, rüyamda kedi fare kovalıyordum falan. Abi, keçi bir tane fare yakalamış ya. Gelmiş. Fare mi? Ha, kapının önünde fareli bekliyor. Okudum bir iki makale. Kediler şöyle yapıyormuş abi. Bu yakaladığı fare, kedi, köpek, şey, kuşmuş ne varsa bunu sahibine gösterip kendini böyle şey yapıyormuş. Nasıl söyleyeyim? Bir çeşit övünme şeymiş kedilerin karakterinde. Dedim lan bu fare nereden geldi? Kapının önünde bir tane fare var. Böyle daha medeni bir kediye şey yapsam, veya telkinler fare mağara yakalamasa, böyle mamasını yesin, ne bileyim, kuru mama, yaş mama. Ne abicim öyle bu dönemde kedi, fare yakalamalar falan. Kedi mamasını yiyor, yaş kuru hepsini şey zaten keyfini diyecek yok baksana tipe. Keyfini diyecek yok hadi ben sabah. Allah! Adem gidiyor. Aa notları gördüm oradan. Notları gördüm. Tamam. Doğan hadi sen de bir kedi al da üçümüz de böyle kedili olalım. Benim kedi yavrulacak yakında, vereyim sana. Hadi Doğan'a ver onu. Az kaldı. Ha, biraz. Adem iyi o, şu an iyi değil mi? İyi iyi. Adem böyle oturacaksın değil mi? Evet. Dik duracaksın mı? Daha dik. Tamam. Yok, şimdi başın çok fazla yaklaştı tavana. Biraz azalt. Tamam. Peki şimdi Adem sen bu Amerika'da neler oluyor diye ben sana pas atacağım Doğan. Ondan sonra da sen bana pas at. Bu şeyde ne oldu? İsviçre'ye gidip gelmişsin falan filan. Oradan bana pas at. Yediğin içtiğin senin olsun gördüklerine. Ha, incilere geçelim ama şeyi de bana şey yap böyle. Abicim akredite oldu abicim 30 dakikaya. Şeyde Birleşmiş Milletler'de. Kimse benden nasıl daha yapayım? Yukarıda durmamalı. Niye sen nasıl akredite olduğunu niye söylemiyorsun? Başka da yoktu. Nasıl? Ne Kronos akredit oldu onu niye söylemiyorsun? Şu haşır huşurunu kes artık Adem ya. Tamam. Acayip sürekli adamın önünde birikmiş dosyalar var abi. Ya millet roman okuyor ben otobüs raporu okuyorum abi. Hayatımız böyle işte ne yapalım. Bu vay 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 vay. Hadi başlıyoruz tam kayıttayız. Doğan'ı denemeyiz. Hazır mıyız? Dik dursana. Dik dur eğilme bu millet seninle. Hadi bakalım. Şimdi, ya geç o. Milletin kimseyle olduğu yok abi. Millet gücün peşinde. Öyle mi diyorsun? Vay be. Peki. O zaman ben topu sayfaydı. Kayıttayız. Dur. Jetizle konuşacağız. Dur. Adem. Harika bir şey olur ama o ince hakkı senin. Sen söyleyeceksin onu. Ben de yazmıştım ama. Şimdi bir dakika. Şimdi ben yine aç kapa yapacağım kamerayı. Artık incelere geçeceğiz. Bir dakika. Tamam. Cumhurbaşkanlığı spor birinci lige çıktı. Haftanın incisini sen söyle bakayım bizim Ali. Evet ben şey evet. Dur. Haftanın incisini söyle hadi. Hadi Adem kayda giriyorum. Hı? Tamam hadi yürü bakayım. Evet arkadaşlar şimdi benim incilerime gelelim. En azından biz bu yayını yaptığımız saate kadar da herhangi bir yalanlama da ha tamam mola. Ses gitti. Sesin gelmiyor mu bizim sesimiz? Ben duymuyorum şu an hiçbir şey. Ben duyuyorum. Biz duyuyoruz seni. Biz duyuyoruz seni. Ne bileyim ne oldu? Adem git. Seni kontrol et. Hoparlörün sesi kapatıldı diyor kulaklığı taktığım zaman. Evet. Abi bir açıp kapatalım mı ya? Sen aç kapa. Ben şimdi kayıttayım. Ben öbür türlü çok işler karışıyor. Sen kapa. Tekrar gir. Tekrar sen, gir. Sen bağlan tekrar. Hah evet. Güzeldi o zaman. Hadi hayırlısı inşallah. Hadi bakalım. Allah'ın nazarına. Velhasıl bir kelam böyle yani adam tamam. Oynuyor. Tamam. Ben başlıyorum. Ben bağlama cümlesiyle devam edeceğim. Tamam. Kayda girdim. Evet çok gerçekçi durmuyor. Evet Adem senin dediğin gibi ama. Kolombiya Üniversitesi'nde Perşembe günü bir panel vardı. Türkiye'de basın özgürlüğünün konuşulacağı. Çok kalabalık
katılımcıların olduğu bir basın özgürlüğü panelini iptal ettirebilmesi. Adem bir saniye. Herifler Kolombiya Üniversitesi'nde basın özgürlüğü panelini iptal ettirdi. Ya işte Kolombiya Üniversitesi için ya. İşte onu diyeceğim yani işte şey. Tamam. Şimdi Amerikan medyası konuya giriyor. Bayağı bir kriz olacak şimdi bu iş.